Merhaba değerli dostlarım. Hepinize Çiftçi TV ekranlarından selamlar, saygılar, sevgiler. Evet, bir aradan sonra tekrar buluştuk. Ve size maskotumuz da bir selam versin. Evet. Programımıza başlayalım. Ee, bana çok gelen sorulardan yine yola çıkacağız. Bu sorular hemen hemen hepsi daha önce anlattığımız konular. Ama demek ki daha fazla anlatacağız. Demek ki vazgeçmeyeceğiz, anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü bu kadar anlatmaya rağmen hep aynı konularda aynı sorular geliyor. Tabii bu zaman kaybı aynı zamanda hayvan kaybı demek, para kaybı demek. Ve bunların bu kayıplar hep yaşıyorsunuz. Biraz daha bilgilenmeye gayret gösterirseniz sizin için iyi olur. Çünkü kayıplar anladığıma göre Sürüp gidiyor. Evet geçenlerde gene üst üste birkaç soru geldi. Ondan başlayayım. Bu meme başı siilleri. Hatta bir arkadaş mantar oldu gibi söylemiş. Mantar falan da değil. Meme başı siilleri. Bunların bazıları karnabahar gibi oluyor. Oradan belki mantar mantara benzettikleri için mantar lafı geçiyor ama bunlar virüs etkenli sorunlar etkeni virüs. Veteriner hekimlikte, daha doğrusu tıp, tıpta papillomatozis isteniyor sihirlere. Ve bir e, virüs, virüsün adı da e, bovine papilloma virüs. Bovine papilloma virüs. 13 tane çeşidi var. Onun için birbirine benzemiyor. Kimisi pirinç tanesi gibi, kimisi yuvarlak yuvarlak bir sürü... Mercimek sanki bir araya gelmiş gibi, kimisi karnabahar gibi yani çok değişik görüntülerle karşımıza çıkıyor meme başı sihirleri. E, meme başında olduğu için çok da e, aklımıza gelen her tedavi yapabilecek durumda değiliz. Çünkü yakma, e, kesme veyahut sıvı azotla yakma gibi... E, birçok tedavi yöntemini buralarda uygulayamayız. Çünkü meme yara olur ve ondan sonra da sağılmaz mastitis olur. Papillomatozis tedavisi yapayım derken e, memeyi de hatta ve hatta ineği de kaybedebiliriz. Onun için e, burada benim önerim e, en basit şekliyle otohematerapi yani kendi kanıyla tedavi. Öteki e, Şeyler, yani tedavi yöntemleri meme başı için pek de uygun değil. E, meme başını yara yapmamak lazım. E, diğer bir konu da bu meme başı sihirlerinin bulaşıcı olma ihtimali. İnsandan insana da bulaşabilir, hayvandan hayvana da bulaşabilir. İnsana da bulaşma ihtimali var. Hatta geçen gün e, bir arkadaş böyle yazmış aman dikkat edin eldiven kullanın size de bulaşma ihtimali vardır dedim. Ya hocam evet anlaşılan bulaşıtı benim elimde oldu böyle bir şey parmağımda da oldu diyor. Yani insana bulaşma ihtimali olan bir durumdur. Eldiven kullanın lütfen. Eldivensiz müdahale etmeyin. Hayvandan hayvana da bulaşabilir hayvandan insana da bulaşabilir. Yani zoonotik bir karakteri de olabilir. Çünkü 13 e, ayrı tipten hangisi orada o anda hükmediyor duruma onu e, bilmediğimiz için aman dikkat. E, Otohematerapi yani kendi kanıyla tedavi yöntemini de e, basitçe anlatayım. Veteriner hekim damardan kan alıyor ve e, hayvanın kas içi olarak, kasına kas içi, et içi olarak veriyor. Bunu 4 hafta, yani işte her haftada bir gün olacak şekilde 4 hafta e, sürdürüyor ve ondan sonra tedavi bittikten sonra yavaş yavaş e, bir e, küçülme, geri çekilme meydana geliyor. Birkaç hafta sonra da tamamen gidiyor. Bunun çok daha berbat olduğu durumlarda... E, çiftlikten... numune alınıyor. Yani o bölgeden... küçük küçük... E, numuneler alınıyor. Ve laboratuvarda... özel... ısmarlama... o çiftliğe ait aşı yapılıyor. O da büyük çaplı yaygın çiftlikler için... E, özellikle yapılıyor. Bir tek hayvan için tabii ekonomik de olmaz ama... böyle bir uygulama da var, onu da bilin. Bunun... E, en akılcı tedavisi şu anda terapi. Ama büyük çiftlikler ve çok yaygın sorunları olan çiftlikler baş edemiyorlar. Ve çok da bulaşmış olduğu zaman e, otovaksine yani özel çiftliğe özel ısmarlama aşıya kadar e, gidiyor. Ama neticede bir çaresi var. Doğrudan doğruya virüs virüs etkenli olduğu için doğrudan doğruya şu ilacı yapalım da virüs olsun. Diyemiyorsunuz o açıdan bu, bu ineklerde meme başı siillerini bu şekilde anlatmış olayım ama meme başı dışındaki siillerde de oto yani kendi kanıyla tedavi çok başarılı olur ee, yine oto vaksin çok başarılı olur eğer alınabilecek gibi ise veteriner kim alabilir ucu çok hafif bir bağlantıyla bağlıysa Orayı iple sıkmak mümkün olabilir. Kesmek ya da dağlamak yani ateşle dağlamak mümkün olabilir. Veya veteriner hekimlerin sıvı azot tanklarında bulunan ve suni tohumlama için geldiklerinde gördüğünüz buharlı sıvı azot ile o bölgeleri dağlamak yine. Yani sıvı azotla dağlamak mümkün olabilir. Belki bir değil, birkaç kere üst üste yapmak da gerekebilir. Bunlar hepsi yöntem. Bunların hepsi yöntem ama bu yöntemler yerine göre, tipine göre e, değişir. Çünkü çok yaygın bir e, yapışma varsa iyice tıraşlayamazsınız. Çünkü büyük bir e, yara meydana gelebilir. Bunun gibi yani o arada veteriner hekimin kararı önemli veteriner hekim karar verdiği zaman gereken e, müdahaleyi yapar. Ama e, sıvı azotla üstten üstten şöyle e, yakarak tedavi belki de e, diğer yöntemlere göre daha iyi olabilir. Meme başı sihirleriyle ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Meme başı sihirlerinin daha çok gençlerde görüldüğü bildiriliyor. Özellikle 4 yaşın altındakilerde, görülme sıklığının daha çok olduğu ifade ediliyor Bunu da size söylemiş olayım Papilomatozisin bulaşıcı olduğunu aman aklınızdan çıkarmayın bu çok önemli çünkü size de diğer hayvanlara da bulaşabilir bu özellikle çok önemli Evet en çok gelen soru ineğim kızgınlık göstermiyor Bir de ineğim döl tutmuyor. E, ineklerin döl tutmaması müthiş bir sorun. E, çünkü e, sebebi çok. Birbirinden fazla, birbirinden ayrı birçok birçok sebep var. Bunların yani döl tutmamanın ve kızgınlık göstermemenin belki de yine ana sebepleri geriye 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 gittiğinizde kuru döneme dayanıyor. Ama kuru dönemi e, tam olarak geçiremediğinizi biliyorum. Yani kuru dönemde bir birçok sorununuz var. Tam olarak iyi geçiremiyorsunuz. O bir buçuk iki aylık küçük bir dilim hayatta küçük bir dilim çok 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 önemli kuru döneme dikkat. Onu defalarca anlattım. Gene de anlatırız. Ee, şimdi gelelim boğa istemeyen inek. Ben öyle dedim. yani Benim yazılarım arasında boğa istemeyen inek. ...diye geçiyor bu konu. Hem spotum var hem yazım var. Ee, kitaplarımda da yazıyor bu konu. Boğa istemeyen ineğin... E, ...neden boğa istemediğini... E, ...hemen gözden geçirelim. Bir, biraz da tahtada size... ...yazarak göstermek istiyorum bu konuyu. Bu yumurtalık olsun. Şematik olarak yumurtalık olsun. Yumurtalığın üzerinde... Gebelik döneminde oluşan ve gebeliği koruyan bir e, yapı var. Onu da şöyle gösterelim. Buna biz korpus luteum diyoruz. Korpus luteum yani sarı cisim diyorlar. Sarı cisim e, progesteron salgılıyor ve progesteron salgıladığı içinde e, gebeliği koruyor. Gebelik hormonu çünkü progesteron. Ve bu dönemde gebelik hormonu e, kızgınlık hormonunu yani östrojen hormonunu baskı altına alıyor. Hayvan kızgınlık göstermiyor. Fakat doğum olduktan sonra ne oluyorsa ki bu konuda bazı e, görüşler var. Ne oluyorsa en başta tabii prostaglandin F2 alfa'nın eksik salınmasına bağlıyor bilim insanları. bu burada yok olmuyor. Halbuki buradan yok olması lazım artık çünkü inek doğurdu. Gebelik bitti. Fakat bu burada duruyor. Adı da o zaman korpus luteum kisti ya da kalıcı korpus luteum oluyor. Kalıcı korpus luteum. Halbuki yok olması lazımdı. Ve sizin o kızgınlık iğnesi diye söylediğiniz ya da istetme iğnesi diye söylediğiniz prostaglandin F2 alfa içeren e, enjeksiyonlardan yapıyorsunuz. E, bu buradan siliniyor, gidiyor. Bu buradan yok oluyor. Bu buradan yok olduğu zaman işte östrojen onun yerine geliyor ve kızgınlık tekrar e, görülüyor. Bu korpus luteum kisti ile ilgili bir durum. Kızgın doğumdan sonra kızgınlık göstermeme meselesi bir tanesi bu. Bir tanesi. Diğerleri başka sebepler de var. Şimdi bana sorulan şu. Ben o kızgınlık iğnesinden yaptım yine kızgınlık görülmüyor. Kızgınlık iğnesinden yaptığım halde yine kızgınlık göremedim. Ha, o zaman başka sorunlar var. Çünkü bunu buradan yok edecektiniz. Zaten yokmuş herhalde. Ama başka şey var. Onun için en başa dönelim. Doğumdan sonra ilk kızgınlık ne zaman gösterildi? İnek ilk kızgınlığı ne zaman gösterdi? Onu mutlaka çok iyi takip edip not almak lazım. Doğumu takip eden 3 hafta sonra kızgınlık görmediysek, bir sorunla karşı karşıya olabiliriz. Hemen veteriner hekimle temasa geçelim. Üç tane ana konu var. Bir tanesi buydu. Bu korpus luteum kisti, kalıcı korpus luteum. Orada duruyorsa kızgınlık göstermiyor hayvan. Ama o bir tanesi. Diğerleri benim en çok rast geldiğimde ve bana gelenlerin araştırdığımda sonunda çıkan bu enerji noksanlığı enerji yetmezliği enerji yetmezliğinin ifadesi budur. Ne diyor inek? İfade ediyor. Ben yeni doğum yaptım. Büyük bir stres içerisinde günlerim geçti. Kuru dönemde de beni iyi besleyemedin. Şu anda da yeterli derecede gıda alamıyorum ve sana yeni bir yavru verebilecek mecalim, halim yok, diyor. inek söylüyor. Evet, ineye, inek böyle söylüyor da biz anlıyor muyuz? İşte anlamadığımız için gidip prostaglandin F2 alfa enjeksiyonu yapıyorsunuz. Ve ne oluyor? Yine kızgınlık göstermiyor. Çünkü üç tane ana dert var, biri buydu. Biri buydu. Diğerleri enerji yetmezdi enerjisi yetmeyen hayvan yeni bir gebeliğe hazır olmuyor. Evet ikincisi buydu. Üçüncüsü mineral, iz mineral, fosfor, çinko, bakır, iyot, selenyum bunların eksikliği. Ha selenyum eksikliği pek çıkmayabilir ama bir tek derdimiz selenyumda değil. Selenyum vitaminini bol bol kullanıyorsunuz. E, faydalı evet ama bir tek derdimiz o değil. Hani bakır, hani mangan, hani fosfor, hani kobalt örnek. Bunları tamamlamamız lazım ve e, mineral iz mineral eksikliğine meydan vermememiz lazım. Özellikle mesela mangan, fosfor bunların eksiklikleri çok söz konusu oluyor. Demek ki üç tane ana konu saydık. Enerji noksanlığı, mineral, vitamin, iz mineral noksanlıkları ve e, diğeri de korpus lütoğum yani sarı cisim kisti ya da kalıcı korpus lütoğum. Bir taneye takılıp sonra diğerlerini göz ardı ettiğinizde işte kızgınlık göremiyorsunuz. Bunun arkasında hep kuru dönem var kuru dönemden sonra doğum esnasında bir yardım hatta kuru dönemin son günlerinde bir yardım yosalığın ilk günlerinde bir yardım mutlaka lazım mutlaka lazım belli dönemlerde nasıl bitkilere gübre vesaire veriyorsunuz destek gösteriyorsunuz destek veriyorsunuz belli dönemlerde hayvanları desteklemek gerekiyor. Nasıl bitkiye gübre veriyorsanız hayvanlara da destek vermeniz gerekiyor. Bu destekleri vermezseniz, ihmal ederseniz, esirgerseniz böyle sorunlar çıkabilir. Tamam istetme iğnesi, kızgınlık iğnesini anladık tamam ama bir tek orada değil düğümümüz. Diğer sebepleri de aklımızda tutalım. <laughs> Gelelim benim yine dönek inek dediğim konuya yani döl tutmayan inek, döl tutmayan ineklerin e, sayısı giderek artıyor çünkü birden fazla sebep var, bir tek sebebe bağlı değil efendim e, rahim iltihabı mesela akla geliyor metritis sanki bütün döl tutmamalar metritistenmiş gibi akla geliyor e, hiç de öyle değil hatta hatta efendim işte yok rahim yıkanacakmış da falan filan bunlar hiçbiri faydalı şeyler değil. Zaten işte şu kadar da rahim de yıkandı da da, da, da falan ne oldu? Yine döl tutmadı. Demek ki öyle onunla ilgisi yokmuş. Döl kaybına sebep olan birçok konu var. Bunları lütfen artık düzeltelim. Bir tanesi yumurta üretememek. Bir tanesi yumurta üretememek. Yani kaliteli, düzgün, Süperman'ın gelip de dölleyeceği ortada bir yumurta yoksa Zaten inek de öl tutmayacaktır. Spermalar geliyor. Birçok sperma hatta bir tane de değil. Birçok geliyor. Arıyor arıyor arıyor. Ortamda bir e, dişi hücre yok. Yumurta yok. Neyi dölleyecek? Dölleme olmuyor. bunların hepsinin yani sorunların hepsinin arkasında doğru bir sürü yönetimi olmadığı var doğru bir sürü yönetiminin olmadığı var. Bu doğru sürü yönetiminin olmaması zaten çiftliklerimizde, işletmelerimizde büyük büyük bir sorun. Sürü yönetimi de tabii ki işte bilinen bir durum değil ne yazık ki işte birçok çiftlik bunu bilmiyor bile. Ee, bir tanesine demiştik yumurta üretememek. Diğeri kızgınlığın iyi takip edilememesi ve ideal tohumlama vaktinin kaçırılması. Genelde de geç kalınma sorunu. Geç kalınma sorunu. Geç kalınmada spermanın bir sorunu yok. Çünkü spermanın döl yolunda ömrü iyi, uzun. Ama yumurtanın ömrü uzun değil. Yumurta yani ovum dediğimiz yumurta oraya geliyor. Ömrü 6 saat. Spermanın ömrü döl yolunda en az 24 saat. En az 24 saat. Spermalar çok sayı olarak. Yumurta bir tanecik. Yumurtanın da ömrü dolunca geç kaldık. Gebelik olmuyor. Kızgınlığın iyi takip edilememesi. Kızgınlığı iyi takip etmeye gayret gösterin. Çünkü eğer genetik olarak verimleri yüksekse kızgınlık kısa bir süre içerisinde olup bitiyor veya daha gösterişsiz kızgınlıklar oluyor ve biz onu o gösterişsiz kızgınlıkları takip edemiyorsak olmadı sanıyoruz. Halbuki oldu. Diğer bir şey boynundan bağlı hayvanlar kızgınlık belirtilerinin en önemlilerini gösteremiyor. Neydi? Durma, atlama, atlama, durma. Ve biz ne diyoruz? Durmadır en belirgin özellik. Durma, müsaade etme, hazırım demek. Durma, müsaade etme konusuna biz müsaade etmiyoruz. Çünkü boynundan bağlamışız. Öyle bir şey yok. Durma, atlama, atlama, durma. Biz sadece daha düşük ağırlıklı gösterdiği, daha düşük ağırlıklı konularla ancak kızgınlığı takip edebiliyoruz. Onlar neydi? İşte böğürme, çara akıntısı, sahibine yaslanma, sütün azalması, iştahın azalması gibi. Bunların ağırlık puanları durma atlama kadar yüksek değil. Durmanın ağırlık puanı kızgınlık belirtileri içerisinde yüzde yüzdür. Ötekilerin yüzde otuz, yüzde kırk, yüzde elli o kadar. Ama durma yüzde yüz. Durduğu anda ben tohumlanmaya hazırım. Tohumlamanıza müsaade ediyorum demektir. Bu konu hemen hemen birçok çiftlikte kaçırılıyor. Ve biz ikinci olarak bunu söylüyoruz. Yani birincisi yumurta üretilememesi. Diğeri de kızgınlığın iyi takip edilememesi. Üçüncü konu yumurta üretiliyor. Üretiliyor. Fakat yumurta yoluna düşmüyor. Yumurta yoluna atılamıyor. Ovidukt. Yani bizim ovidukt dediğimiz yumurta yoluna atılamıyor. Çünkü enerji noksanlığı LH lüteinizasyon hormonunun eksikliğiyle karşımıza çıkıyor. Onun arkasında da insülin benzeri büyüme faktörü bir var, onun eksikliği de ee, leha eksikliğine leha eksikliği de yumurtanın hazırlanmış olgunlaşmış yumurtanın uydukta yumurta yoluna düşmesine engelliyor o eksikse. Yani yumurta hazır ama spermayla buluşamıyor. Yani gelin kız hazır. Ama kapı açılıp delikanlıyla buluşamıyor. Yani öyle düşünün. Kapı açılıp delikanlıyla buluşamıyor. Böyle bir benzetme yapalım. Dolayısıyla eğer böyle bir sorun varsa ee, döl tutmuyor. Döl tutmadığı dışında bir sorun daha var. Orada bir kistik oluşum halinde kalıyor atılamayan yumurta, östrojenik salgı var ve kistik ovaryum. Bir daha olursa, bir daha olursa, bir daha olursa, iyice e, yumurta, yumurtalık, yumurtalık, sistik hale geliyor ki, bu artık belki de hiç dört tutmamaya kadar gidiyor. Evet, bir tanesi de sizin işte rahim iltihabı dediğiniz metritis. Metritis de çok yaygın. Çünkü doğum sonrası enerji yetmezliği ve kalsiyum eksiklikleri... rahimin iyice kasılıp kendini temizlemesine engel oluyor. Rahim envole olamıyor. Yani biz rahim envolüsyonu diyoruz. Rahimin... küçülerek eski halini almasına. Rahim küçülüp eski halini alamayınca... içerideki... pisliklerle beraber mikroorganizmalarda geliyor ve rahim iltihabı oluşuyor. Ben orada 25. gün bir tek enjeksiyon rahimin envolüsyonunu ve sağlamak, boşalmasını, temizlemesini sağlamak için öneriyorum bir tek doz. Bunun kızgınlıkla ben bilgisi yok. Doğrudan doğruya rahim bir an evvel kendini toparlasın ve eski haline daha erken kavuşsun diye bunu unutuyorsunuz, zimal ediyorsunuz, bilmiyorsunuz çeşitli sorunlardan rahim temizlenemiyor. <laughs> Bu sorunlarımızın en başında gelen bir durum. Tabi yemlerle ilgili sorunlar da var. Enerjisi mesela düşük, proteini fazla yemler yine sorun bizim için zaten hep enerji düşüklüğünden de söz ediyoruz ee, doğum sonrası görülen sorunların hep arkasında kuru dönem vardır ısı stresi yazın yaz aylarında çok büyük bir sorun ısı stresinin e, tam olarak öğrenilemediğini düşünüyorum başa gelenleri tam olarak algılayamıyoruz öyle anladım. Çünkü ısı stresi hiç de öyle basit bir şey değil, çok kötü bir şey. Gerçekten çok kötü bir şey. Bunun da e, rahimle veya döl tutmamayla çok yakın, çok yakın ilgisi var. Isı stresiyle baş edemiyorsak, döl tutturamıyoruz. Isı stresinin her türlü organa zararı var. E, vücuttaki her türlü e, toksik etki zararlı etki yine döl tutmama ile sonuçlanıyor. Bunların bir tanesi e, mastitis yani meme iltihabı ile uğraşan bir inek döl tutmuyor. Ve bu arada lipopolisakkaritlerin yani endotoksinlerin bolca gezindiği bir vücut yine döl tutmuyor. Keton cisimcikleri <laughs> çoksa vücutta, doğumdan sonra oluştuğu, oluşan keton cisimcikleri çoksa o inek döl tutmuyor. Ee, çayır merada işte bilmediğimiz zehirli otları taze taze yiyorsa o inekler döl tutmuyor. Bu arada çayır üçgülü ve benzeri otları taze yiyen inekler östrojenik etki dolayısıyla döl tutmuyor burada bu çayır üçgülü ve benzerlerinin çayırda taze yenmesi değil biçilerek kurutularak ya da soldurularak hayvanlara verilmesi lazım. Çünkü taze taze yediklerinde östrojenik etki var. Buna fitoöstrojenik bitki diyorlar çayır üçgülü ve benzerlerine. Bir sürü üçgüller var. Bir tane çayır üçgülü yok yani. Birçok da üçgüller var. E bu arada e, hastalıklar var tabii. Çeşitli 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 bakteriyel ve viral hastalıklar var. Veteriner hekimleriniz onları size izah eder. Bunlar da yine sorun. O hastalıklarla ilgili de aşısı varsa aşısı yapılacak. Aşısı varsa aşısı yapılacak. Demek ki kızgınlığı kaçırmayacağız. Hastalıkla ilgili bir sorun varsa aşılarını muntazam, düzenli olarak yapacağız. Ama kuru döneme özellikle dikkat edeceğiz. Kuru dönemi iyi geçirmeyen çiftliklerin başında çok büyük dertler var. 12 tane benim söylediğim 12 tane hastalık var ama 12 de kaldığında sanmıyorum. Belki daha 13, 14, 15'i bulabiliyor. Ve sıcaklık stresini yazın özellikle hiç ihmal etmeyin arkadaşlar. Sıcaklık stresinde serinletme, yemlere sodyum bikarbonat katma, hatta yemlere betain katma gibi öneriler var. Bu konuları yerine getirin. Hatta serinletme tek başına yetmiyor bile bazı sıcak günlerde. Serinletme tek başına yetmiyor ve bu sıcaklık stresiyle ilgili uğraşmazsak sıcaklıklar geçtikten sonra da teda e tesiri sürüyor. Sıcaklıklar geçtikten sonra da tesiri sürüyor. Evet, onun için ineklerin başına döl tutma sorunu geldiğinde artık daha uyanık olalım. Ana sorulardan biri, hiç bitmeyen ve sorulan sorulardan biri de öksürük Buzağda, da, dana aman Allah'ım ne kadar çok soru geliyor. Besi danaları örneğin, çok öksürüyorlar. Bunun bir tanesini söyledik nakliye, nakliye. Ona hayvan sahipleri pazar hastalığı ismini takmışlar. <laughs> Pazarda birçok mikroorganizmayla hayvanlar tanışıyor. Pazar pazar gezdirilirken işte nakliye, diğer mikroorganizmalara maruz kalma, stres. Çünkü hayvan pazara çıktığında mutlaka strese giriyor. Çünkü bir yerden bir yere naklediliyor. O gün yem değişiyor, yer değişiyor, ortam değişiyor. Ee, belki susuz kalıyor, belki yemsiz kalıyor. Bir sürü başında insanlar hiç alışkın olmadığı bir ortam. Biliyorsunuz danalar, inekler, buzalar her neyse alışkın olmadıkları konularda hemen strese girerler. Hemen. Her şey değişiyor. Pazara çıkan bir hayvan mutlaka strese girer. Önce nakliyeden ve sonra diğer değişikliklerden. Çünkü her zaman yaşadığı bir ortam değil. Her zaman yaşadığı bir durum değil. Hatta hatta o pazarda satılmazsa başka bir pazara. O pazarda satılmazsa başka bir pazara giderek daha da bu stres artıyor. Pazar hastalığı diyorlar. Bence... Ee, kötü bir laf değil yani doğru bir benzetme. Bu hayvanlar geliyor, geldikten 3 ila 10 gün arasında bir günde, bir hafta sonra falan öksürmeye başlıyorlar. Olayın şiddetine göre. Bu nakliyeyi bir kere, kaç kere anlattım, bir daha söylemiş oldum, tamam. Diğer bir konu, şimdi havalar serinledi. Eyvah, havalar serinledi üşütür. Bu hayvanlar alalım damlara kapatalım her yeri ve bu hayvanlar üşütmesin diyoruz. Onu yaptığımız için bu sefer öksürüyorlar. Konu ne? Amonyak. Bu kadar pis ortamda ki amonyak bunların bir tanesi birçok zehirli gaz ortaya çıkıyor. İnekler, danalar bulundukları yerleri aşırı derecede kirletiyorlar. Bunu artık herkes bilsin. Zaten herkes de biliyor çünkü ineklerin atmosferi bile kirlettiği ifade ediliyor. Dolayısıyla bir damı mı kirletmeyecek? Bu amonyaklar, metan gazları bilmem ne, o, o ortamdan bir an evvel yok edilmesi lazımken biz onları aman kaçmasınlar diye tutuyoruz. Hiçbir havalandırma olmadığı halde delikleri bile tıkıyoruz. Şimdi bu amonyak ne yapıyor? Önce gözleri yaşartıyor. Danaların, besi danalarının gözlerinden aşağıya şöyle süzülen izler var. Gidin bakın damlarınıza. Böyle iz yapmış artık. Peki bu gözü yaşartan e, boğazını da yakmıyor mu? Boğazını da yakıyor. Boğazını yakınca mikroorganizmalar, önce virüsler orada hazır beklerken hemen devreye gidiyor, giriyor. Tahriş olmuş bir boğaz. Hemen devreye giriyor. Normalde belki o hastalığı yapmayacaklar ama amonyak yaktı artık yer buldular, zemin buldular, giriyorlar. Geliyorlar derken aşağıya ciğere doğru inerken bakteriler de fırsat bekliyor. Onlar da geliyor. Pastorellalar özellikle oralarda var ama solunum yolunun üst kısımlarında henüz bir sorun yaratmadık yaratmadıkları halde aşağıya doğru iniyorlar ve önce bronşları, sonra bronşiyörleri, sol ve alveolleri hasta ediyorlar. Alveol dediğiniz bir e, hava keseciyi, hava keseciyi. Onu herhalde daha önce anlattım ama isterseniz bir de tahta üzerinde anlatayım tahtada gösterip anlatayım. Demin ovaryum diye çizdiğimiz şimdi hava keseci olsun. Bu hava keseciklerinden birçok var tabii. Ve mikroorganizmalar buraya girdiğinde özellikle e, pastorellalar böyle yaralıyor. Hava, hava keselerini yaralıyor. Bir yer yaralandığı zaman ne olur? Oraya kan hücum eder ve kan kan bu hava keseciklerinin içine dolduğunda ne yapar kan bir süre sonra? Pıhtılaşır. O pıhtılar bu hava keseciğin içine oturuyor. Hava alması gereken kese kan pıhtılarıyla doluyor. Onun için buna fibrinli zatürre diyorlar. Çünkü kan pıhtısının içerisinde fibrin var. Ve bu fibrinli zatürre Aynı zamanda e, buraya oturuyor, hava almayı engelliyor. Akciğeri, yangılı, nefes almakta artık zorluk çekiyor hayvan. buza, dana neyse. Kuzu oğlak da. Çekecek havayı ama gidecek yerde hava dolacak olan alveol yani hava keseceği. Fibrinle dolmuş. Hatta sadece fibrin değil de var bunun içerisinde. Bir süre sonra bunlar başlıyor. Çoğalmaya bu dertler bir sürü oluyor. Derken hayvan nefes alamaz hale geliyor. Bu arada her nefes aldığında canı yanıyor. Canı yanıyor. Yani hayvanda bir ağrı var. Ciğerini de kullanmak istemiyor ve karnını dövüyor halk arasında vatandaşlar veya hayvan sahipleri öyle diyor. Halk karnını dövüyor. Yani diyaframla nefes almaya çalışıyor ve uzaktan belli ediyor kendini. Bir dana, buzağı neyse uzaktan karnını dövüyorsa zaten zatürredir o. Zatürre olmuştur. Sonra siz uğraşıyorsunuz, bol bol antibiyotik kullanıyorsunuz. Bu bol bol antibiyotik kullanma esnasında da %20-25 nüks var. Yani tekrarlama var. Yani antibiyotik kullandınız, kullandınız, kullandınız. İyi ettiğinizi sandınız. Bir süre sonra antibiyotik tedavisinden vazgeçtikten bir süre sonra %20-25 oranında bir nüksetme ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Tekrar nüksedenleri tedavi etmeye çalışıyorsunuz. Tedavi ettiklerinizden de hatta nüksedenler oluyor ve siz para kaybediyorsunuz kilo alsın diye koyduğunuz danalar kilo veriyor. Hatta çok ağır vakalarda ölümler oluyor. Neden? Kış günü hayvanlar üşümesin diye içeri tıktığınız için. Ne oldu? Hani içeri tıktıydınız? Bu sefer amonyakla boğdunuz. İyi bir havalandırma sisteminiz olması lazım ya da Açıkta serbest sistem besicilik yapmanız lazım. Açıkta serbest sistem besicilikte çok çalıştım üzerinde çok da e, de, sahada deneyim var ama e, hala kapalı ve amonyak dolu damlardan e, hayvan sahibi dostlarımızı kurtaramadık. Bunu bilin arkadaşlar çünkü hep aynı sorular geliyor bu amonyakla boğduğumuz hayvanlardan verim bekliyoruz. Öte yandan antibiyotik tek başına yeterli olmuyor. Sebebi e, akciğerleri sığırların özellikle sığır e, türünün akciğerleri değişik olur. Öteki koyunlar gibi değil. Öteki hayvanlar gibi değil. Değişik olur. Ve bu değişik olma sebebiyle de bazı loplar, bazı loplar daha erken kararır. Onun içinde bilim insanları bazen bu fibrinli pnömoniye lober pnömoni, lopların zatürresi adını da veriyorlar. Size eğer antibiyotik kullanmak zorunda kaldıysanız yanında bir yangı giderici de kullanmanızı öneririm. Yangı gidericiyle beraber kullanmanızı öneririm. Eğer yangı gidericiyle beraber kullanırsanız daha iyi netice alırsınız. Ama esas önerim stresi önlemenizdir. Eğer stresi önleyemiyor iseniz, stresi önleyemiyorsanız sizi bu mikroorganizmalar gelip bulacaktır. Virüsler ve pastorellalar orada hazır bekliyor. Peki sadece pastorella mı? Değil. Pastorella dışında da birçok mikroorganizma var. Mesela mikoplazmalar, truperellalar. Mesela truperella çok yancıdır. Hep böyle başka bir mikrobun yanında gelir onu destekler ve hastalığı şiddetlendirir. İrin olan her yerde truperella vardır ve umduğunuzun çok üzerinde yaygındır. Büyük sorun halinde şu anda damlarda. Büyük sorun halinde. Bize hepsi geliyor. Onları da biliyoruz. Dolayısıyla siz stresi bir kere önlemeye gayret edin. Yemlerinize mutlaka çinko ve yot hatta diğer iz minerallerde katın. Çinko, yot ve diğer iz mineralleri hayvanlar dama geldiklerinde hatta katın. Bunların strese karşı da büyük etkileri var. Stresi karşılamak için, karşı gelmek için büyük etkileri var. Aşılarını, bilinen aşılarını mutlaka yapın. Aşısı olan bir şeyin mutlaka aşısını yapın. Tedavide de e, mutlaka demin söylediğim antibiyotikle birlikte anti e, yani yangı giderici ilacı kullanın. Ama hep söylediğim şu tedaviye neden ihtiyaç duyacaksınız? Tedavi ihtiyaç duymamanız icap eder. Ana nokta bu. Tedaviye ihtiyaç duyduğunuz anda bazı şeyleri yapamadığınızı, eksik yaptığınızı, ihmal ettiğinizi ya da bilmediğinizi gösteriyor. Demek ki tedavi eşittir ihmal, bilgisizlik ve bazı hatalar demektir. Eğer antibiyotik şişesini eline aldıysanız bu hataları eyvah nerede yaptım diye düşünün. Hiç olmazsa o sefer yaptınız, bir dahaki sefere yapmazsınız. Nüks ettik, nüks ettiğini de unutmayın. Bu hastalık özellikle eee pnömoni nüks eden bir sorundur. Nüks eder ve sizi üzer. Para kaybettirir. Kaybettiğiniz zaman içerisinde hayvanlar kilo alacağına kilo verir. Ve bazen hayvan kayıplarınız da olur. Zaten besicilikte ben ne anlattıydım? Kaç hayvanla başlıyorsanız o kadar hayvanla bitirmek hedefiniz olmalıdır. Bu da benim dediklerimi doğru yapmakla geçer. Evet değerli dostlarım sanıyorum e, bugünkü programımızın sonuna geldik e, başka bir programda yine size yararlı bilgiler vermek üzere çiftçi TV'de buluşalım hepinize iyi akşamlar diliyorum değerli dostlarım.